Aa, sütü yazmayı unutmuşum. Neyse, markette hatırlarım herhalde. Günaydın Murat. Ne yapıyorsun burada? Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Niye? Hem bana geleceğini niye haber vermedin? Ben önceden haber verseydim kabul etmezdin ki. Şimdi edeceğimi nereden biliyorsun? Hem sen İtalya'ya gitmiyor muydun? Evet, ben de İtalya'ya gitmeden önce son bir kez seninle dostça görüşmek için geldim. Dostça, öyle mi? Dostça. Hadi, kırma beni lütfen. Murat, nereden hatırladın burayı ya? Gerçi köftelerini sevmiştin. Demek ki yer etmiş. Ya. Yer etmiş, evet. Murat, neden öyle bakıyorsun bana? Ayşegül, ben burayı nasıl hatırladım biliyor musun? Nasıl Murat? Çünkü seninle gelmiştik. Çünkü ben senin ne yaptığım hiçbir şeyi unutmadım Ayşe. Üzerinde yeşil çok güzel bir elbise vardı. Saçlarını arkadan toplamıştın. Yüzüne şimdiki gibi iki perçem düşüyordu. Bu kadar detaylı nasıl hatırlıyorsun? Çünkü ben seninle geçirdiğim hiçbir günü unutmadım Ayşe. Bir keresinde sahilde oturmuştuk seninle. Çimlere. Uzun zamandan beri ilk defa çimlere oturmuştum. Üzerinde kırmızı askılı bir elbise vardı. Saçlarını arkadan bağlamıştın. Başka bir günde sahilde simit yemiştik seninle. Pembe bir bluz vardı üzerinde. Beyaz pantolon. O kadar güzeldin ki. Şimdiki gibi. Her zamanki gibi. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmuyorum. Murat, nasıl desem bilemiyorum. Senin hislerine karşılık veremeyeceğimi sana söylemiştim. Çünkü canı seviyorum. Ayşegül... Murat, niye bu kadar ısrarcısın anlamıyorum. Bilmem gereken bir şey mi var? Bilmen gerekenleri kendin hatırlayacaksın. Ama şunu bil ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ay, içim şişti. Herkes bir şey hatırlamam gerektiğini söylüyor ama kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Kalkalım mı lütfen? Ben eve gitmek istiyorum. Tamam, ben seni bırakırım. Yok yok, sağ ol. Senin de işin vardır, ben kendim giderim. Ayşegül, lütfen. Pardon, hesabı alabilir miyim?